Bu videoda 87 ile 63'ü çarpacağız. Bu çarpma işlemini yaparken alışa geldiğimiz çarpma yöntemini kullanmayacağız. Klasik yöntemi kullanmak yerine dağılma özelliğini kullanarak çözeceğiz. Önce 87'yi tekrar yazalım. 63'ü ise 60 artı 3 olarak yazacağım. Peki bu neye eşit olacak? 87 çarpı 60 artı 3. Bunu kesip kopyalayayım. Bu 87 çarpı 60 artı 87 çarpı 3'e eşit. 87'yi parantezin içine dağıttık, değil mi? 87 ile 60 artı 3'ü çarpıyoruz. Bu 87 çarpı 60 artı 87 çarpı 3'e eşit. Daha net anlaşılması için buralara parantez işaretleri koyalım. Peki bunun ne olduğunu nasıl hesaplayacağız? 87'yi 80 artı 7 olarak yazabiliriz. Bunların yerini değiştireyim. Bunu 60 çarpı 80 artı 7 olarak yazalım. 60 çarpı 80 artı 7 artı 3 çarpı 80 artı 7. Bunu da alıp kopyalayalım. Bakın, bütün yaptığım şu. Buradaki 87 çarpı 60'ı, 60 çarpı 80 artı 7 olarak yazdım. Aynı şeyi burada da yaptım. 87 çarpı 3 yerine 3 çarpı 80 artı 7 olarak yazdım. Bakın, bunu tekrar dağıtabiliriz. 60 çarpı 80 artı 7'yi dağıtabiliriz. Renk, 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 of, renk değiştirmek ne kadar zor değil mi? Bakın, bunu 60 çarpı 80 artı 60 çarpı 7 olarak yazabiliriz. Artı 3 çarpı 80 artı 3 çarpı 7. Buradaki sayıların basamak değerlerine çok dikkat edin. 8, 80'i ifade ediyor. 7, 7'yi ifade ediyor. 6, 60'ı ifade ediyor. Çünkü onlar basamağında. 8 de onlar basamağındaydı. 3, birler basamağında. Yani sadece 3. Bunların hepsini çarpıyoruz. 80 ile 60'ı çarptık. 80 ile 3'ü çarptık. 7 ile 60'ı çarptık. Burada. 7 ile 3'ü çarptık. Ve daha sonra hepsini topluyoruz. Bu bize çarpma işleminin sonucunu verecek. Örneğin burası 6 çarpı 8 48 eder. Ama burada 6 ve 8 yok. 60 ve 80 var. O halde 60 çarpı 80 ise 4800 eder. Burada 2 tane 0 var. 48'in yanına 2 tane 0 koyuyorum. Burası 60 çarpı 7 420 eder. 6 kere 7 42. 42'nin 10 katı olacak. Çünkü burası 60. Sonra 3 kere 80. Aynı mantık. 3 kere 8, 24 olduğuna göre, 3 çarpı 80, 240 olacak. Son olarak, 3 kere 7, 21. Çarpma işleminin sonucunu bulmak için bunların hepsini toplayacağız. Bu çarpma işlemini yapmanın çok daha hızlı bir yolu var. Niçin bunlarla uğraşıyoruz diye düşünebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmaktaki amacım, bu işlemin çok karmaşık ve sihirli bir şey olmadığını, temelinin dağılma özelliğine dayandığını ve çok akla yatkın olduğunu sizlere göstermek. Bunların toplamı neye eşit olacak? Şu kenarda toplayalım. 4800 artı 420, artı 240, artı 21. Birler basamağı 1. 20 artı 40, artı 20, bunların toplamı 80 eder. Onlar basamağı 8. 800 artı 400, 1200 eder. 200 daha eklersek, bunların toplamı 1400. 4'ü yüzler basamağına yazdık. 10 tane yüzlük, 1 tane binlik eder. Binler basamağının üstüne 1 yazalım. 1 artı 4 tane binlik eşittir 5 tane binlik. Sonuç 5481. Dağılma özelliğini tekrar tekrar kullanarak çözmek oldukça uzun bir yöntem. Bunu yapmanın ve gözümüzde canlandırmanın daha farklı bir yolu var mı diye düşünebilirsiniz. Evet daha basit bir yolu var. Bir tablo çizerek bunu daha kolay bir şekilde çözebiliriz. 87 ile 63'ü çarpıyorduk. Bunu şu şekilde yazabiliriz. 80 artı 7 çarpı 60 artı 3. Bunun gibi bir tablo çizebiliriz. 2'ye 2 bir tablo. 2 satır ve 2 sütun var. Hadi işlemleri yapalım. 60 çarpı 80 nedir? Onu zaten hesaplamıştık. 4800 eder. 60 çarpı 7 ne eder? 420 eder. 3 çarpı 80 nedir? Bunu da az önce hesaplamıştık. 240 eder. 3 kere 7, 21. Bunların hepsini topladığımızda 5481'e ulaşırız. Şimdi bu çarpma işlemini, yani 87 çarpı 63 işlemini, alışa geldiğimiz çarpma yöntemiyle çözmenizi ve adımları buradaki adımlarla karşılaştırmanızı istiyorum. Klasik yöntemle burada kullandıklarımızın aslında temelde aynı olduğunu, sadece farklı bir yolla çözdüğümüzü göreceksiniz. Bu alıştırmanın amacı, çarpma işleminin sonucunu bulmak için körü körüne bazı adımları izlemek yerine, bu adımların nereden kaynaklandığını kavramanızı sağlamak. Umarım yardımcı olmuştur.